Neden mutlu öldüm diyerek. Bir Avcılar Kulübü programından tekrar merhabalar sevgili izleyenler. Bu hafta İstanbul Gazi Osman Paşa Avcı ve Atıcılar Derneği'ndeyiz. Değerli avcılarımızla beraberiz. Avcıların dertlerini, sıkıntılarını çözümle beraber masaya yatırıyoruz, tartışıyoruz. Evet başkanım, mikrofonu evet. Sizlere veriyorum. Sizleri tanıyarak başlayalım. Evet. Adım Ahmet Koç. 1976'dan beri Gazi Osman Paşa Avcılar Derneği'ndeyim, yönetimdeyim. Aşağı yukarı da 50 küsur senelik avcıyım. Sözlerime başlamadan evvel Afrin'de, Suriye'de savaşan askerlerimizi, şehit annelerini anıyorum. Adım Faruk Canlar. Ben de Küçükköy, Rumeli Avcılar ve Balıkçılar Kulübü'nün başkan yardımcısıyım. Arkadaşlar sağ olsun davet ettiler. Geldik biz de kendi sesimizi biraz burada duyurabilmek için. Diğer arkadaşlarımızın söylediği gibi fişek durduğu gibi durmuyor. Geçen sene aldığımız bu çulluk fişeği, yerli fişek 20 lira 17 liraya aldığımız fişek bu yıl olmuş 33 lira. Geçen yıl mazot 3 liraydı, 3,5 liraydı. Bu sene oldu 5 lira. 4 kişi 5 kişi toplanıp buradan hava gidiyoruz. Uzağa gidemiyorsun, yakına gidiyorsun, bakıyorsun kota dolmuş. Çatalca bölgesini alamıyorsun. Kalkıyorsun buradan ta İğneada, Kıyıköy bilmem ne oralara. Bu sefer de bütçe kaldırmıyor. Şimdi bunlar yansıdığı zaman ne yapıyorsun? Bir hafta gidiyorsun, bir hafta gidemiyorsun. Bu sefer ne olacak? Bu gitgide körelecek. Yani biz bu vergilerimizi zaten veriyoruz. Aksatmadan, ama bu şekilde nereye kadar gider bilemeyeceğim. Arkadaşların söylediği gibi daha önceleri biz de gidiyorduk, profesyonel olmasa da siket atıyorduk, trap atıyorduk. Ben aşağı yukarı 5 yıldır gidip ne siket ne trap atmış biri değilim yani kendi şahsıma. Mehmet Yalçın, Gazipaşa Avcılar Vazifesi Spor Kulübü üyesiyim. Ben kısaca, çok kısa konuşacağım. Sorunlarımız çok. Tek tek dile getirmeye gerek yok. Ben sadece kısaca ve öz şunu söylüyorum. Avcılıkla ilgili kararları yetkili avcılar alsın. Yetkisiz kişilerin alacağı kararlara uymak istemiyoruz. Bu kadar. Peki konuşayım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ben de 50 yıllık bir avcı olarak hakikaten sorunların ortak sorunlar olduğunu iyi biliyorum. Siz de bunu tabii ki tahmin ediyorsunuzdur. Biz avcılar için ne yapmamız lazım? Bizim elimizden kimler tutacak, bize kimler yardımcı olacak? Onu merak ediyorum. Hakikaten şartlar ağır artık. Masraflar ona göre oluyor. Av potansiyeli çok düşük. Her geçen sene de daha da düşüyor. Neler yapılabilir bilmiyorum ama alakamıza teşekkür ediyorum. Sağ olun, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Vallahi söyleyeceklerim neler olacağını çok iyi biliyorum da hiçbir şey olmayacağını da biliyorum. Her şeye rağmen size teşekkür ediyorum. Birincisi, aynen Adem arkadaşımın dediği gibi 40 senedir tetik çekiyorum. Ama tetik çekiyorum. Potansiyel suçlu değiliz. Her şeyden evvel bir avcının ne olduğunu bilen kişilerin bu avcılık kanunlarını ve alacakları kararları bilmeleri gerekiyor. Avcılık öyle ayıbeden bir şey değildir. Avcılık bizim atamızdan, kanımızdan gelen bir olaydır. Avcılığı bu derece bir potansiyel suçlu. İki kere aynı suçu işleyen adam avcılık belgesi iptal edilip de avcılıktan men edilmesi demek ne demek olduğunu o men edilen avcı bilir. O kararı verenler bilemezler. Öncelikle bir potansiyel suçlu gibi muamele görmekten bir kere ben artık bıktım yani. Yani bana herhangi bir şey yapıldığı yok ama kendimi öyle hissetmekten bıkıyorum. Öncelikle av kanunu ve av kararları ile ilgili, avcılıkla ilgili kim karar veriyorsa ilk önce avcılığı öğrensin, ne demek olduğunu bilsin. Ondan sonra avcı ve
avla ilgili kararlar alınsın, yapılsın. Bir. İkincisi, burası Türkiye Cumhuriyeti. Demokratik bir ülkede yaşıyorum. Burada doğdum. Burada yaşıyorum. Ve ben bir avcıyım. İki şekilde kendimi görmek istemiyorum. Burada gördüğüm bir tek şey var. Bazı olayları görüyorum, yaşıyorum. Ve bunlar beni çok üzüyor. İkinci sınıf vatandaş muamelesi gören avcılar var. Birinci sınıf vatandaş muamelesi görüp de yaşayan avcılar var bu Türkiye'de. Kanunları kendilerine göre çıkartmaya çalışan, çıkartan, çıkarmasına özellikle vesile olan o kadar çok avcı var ki ben onları gördüğüm zaman onlardan hepsinden utanıyorum. Avcıyım dedikleri için. Çünkü neye? Biz şunu yapıyoruz, biz şunu mücadelesini veriyoruz ama maalesef ve maalesef gördüğüm olay bu. Türkiye'de iki sınıf avcı var. Bir, güçlü olan avcılar, iki, güçsüz olanlar. Bir sorun da şu, bizim sağlık raporlarıyla ilgili. Aile hekimlerinden alıyoruz, almaya çalışıyoruz. Almak bir hayli zor oluyor. Çünkü onların da geçerli olduğu bir sebep var, düşündükleri bir sebep var. Şimdi internet satılan 350 TL'ye olan tüfekleri herkes alabiliyor. Fatura yok, ruhsat yok. Yazıyorsun, gönderiyorsun, hesaba geliyor. Fakat bu adam, yani bunu olan şahıs, bunu olan vatandaş evinde veya dışarıda veya mahallede herhangi bir yerde bir olay yaptığında sonuç avcıların üzerine kalıyor. Yani bunu her kim alırsa alsın yapılmış olayda direkt avcılar sorumlu tutuluyor. Dolayısıyla aile hekimine gittiğin zaman da diyor ki ya işte geçen hafta diyor burada birisi karısını pompalı tüfekle vurmuş. Ya vurabilir. Av tüfeğiyle işlendiği olduğu için avcılar direkt katil durumuna düşüyor. Yani insanların gözünde kötü bir imajımız var. Aslında hiçbirimiz böyle bir insanlar değiliz. Ya tabii ki bizim içimizde yine kötü insanlar, kötü düşünceli insanlar vardır. Bugün savcısı da kötü düşünceli olabiliyor, polisi de kötü düşünceli olabiliyor. Ama bunu direkt her yani toplumun belirli bir insanına bağlamak bir yerde yanlış. Aile hekimi doktor sağlık raporunu vermiyorsa sevk etmeni diyorum. Ben seni niye sevk edeyim ya? Bunu sen bana vermek zorundasın. Vermeyeceksen beni sevk etmek zorundasın. Ama bunu da yapmıyorsun. Dünya ölçeğinde nasıl alınıyor bu? Dünya ölçeğinde gidiyorsun doktoruna. İlk önce bayiye gidiyorsun, silah almak istiyorum diyorsun. Sana bir silah numarası yazıyor Amerika'da. Gidiyorsun, alıyorsun, emniyetine götürüyorsun. Sağlık raporu diye bir şey yok. Emniyet seni araştırmanı yapıyor. Vergi borcu. Vergi borcunu hiçbir şeyini araştırmıyor. Direkt alıyorsun diye biliyoruz tabii. Şimdi o burada şekilde, da bunu şekilde. Da yanlış söylemiş olmayalım ama. Dünyada bu işin eğitimi var, okulu var. Yani şimdi var. Oraya geleceğim. Yani üstünkörü bir iş değil yani. Evet. Şimdi bugün arkadaşlarımız daha yeni başlıyorlar. Yani aslında eskiler ama uzun bir süre ara verdiler. Şimdi yeni başladılar silah. Geçenlerde de yine hava gittik. Şimdi bakıyorsun adamda eski bir eğitim, bir kültür olduğu için avcılık kültürü. Silahı keseler önce avcının düzgün taşıması lazım. Silahın ne olduğunu bilmesi lazım. Şimdi bugün Türkiye'de 5000 lira param varsa tüfeğin, köpeğin, fişeğin, yeleğin, çizmen, her şeyinle adamı avda görsen avcı diye görürsün. Ama 5000 lirayla kendisini adam avcı yapabiliyor. Yani o kültürün içine girebiliyor. Avcılıkta öncelikle avı vurmak değil, avcı arkadaşını korumaktır. Köpeğini korumaktır. Doğada kötü bir şey yapmamaktır. Avcı arkadaşına kazaya sebebiyet vermemek için silah, yani silah kullanmayı bilmesi gerekir. Şimdi bizim bunu insanlara nerede öğreteceksin? En kolay öğreteceğin av değil, poligonlu adama silah kullanmasını öğretirsin. Yani silahtaki gerekli olan göz ayarlarını yakalaması lazım. Silah kullanmayı bilgi edinmesi lazım. Ama sen şimdi bunları hiçbir şey yapmadan git sertifikasını al, al belgesini, al tüfeğini, git ava. Bu adam avcı değil. Potansiyel tehlike. Yani bu işin ciddi eğitime verilmesi lazım. Poligonlarda bu işleri yapılabilecek en doğru, en düzgün yer. Yani biz bunu her zaman söylüyoruz. Biz Sarıyer poligonu ve İstinye poligonu kapatılmasın. Tabii İstinye poligonu çok böyle şehir içinde kaldı ama Sarıyer poligonu direkt biz yine Ender'in de söylediği gibi biz ailelerimizle hafta sonumuzu orada bütün arkadaşlarımızla birlikte hani mangalımızı yapıp yemeğimizi yiyip sabah kahvaltımızı, çayımızı, kahvemizi içtiğimiz bütün gün beraber olduğumuz yine bir av ortamı, av camiamız. Söylemek istediğim başka bir şey varsa ben yine Ender'e söyleyeyim. Şimdi Adem Bey,
Sürekli sorunlardan konuştuk. Ben bir de teşvik etmek istiyorum. Avcılık gerçekten sağlıklı bir spordur. Şu şekilde tamamına baktığınızda, yüz ile vurduğunuzda avcılar genelde sağlıklı insanlardır. Niye? Doğayla iç içe oldukları için, sürekli yürüyüş yaptıkları için ve birçok kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Ben bunu her zaman söylüyorum. Evet. Yani birçok kötü alışkanlıktan uzak tutar. Av TV'yi, Av TV izleyenlere de mesela sadece Av TV'yi avcılar izlemiyor. Evet. Belgesel tadında bir kanal olduğu için, normal her kesime yansıdığı için herkes izliyor. Çocuklarınızı, gençlerinizi atış poligonlarına teşvik edin. Avcılığa teşvik edin. Dediğim gibi hem spor yaparlar hem de sağlıklı yaşarlar. Yani birçok kötü alışkanlıktan uzak dururlar. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Av TV'de bu akşam burada olduğu için teşekkür ediyorum. Aynen, biz de teşekkür ederiz. Adem Bey, bir şey ilave etmek istiyorum. Ben... Şimdi İtalya'da, Amerika'da, Almanya'da bu işleri insanlar çocuklarına eğer avcılığı öğretecekse veya atıcılığı öğretecekse 8 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında, 15 yaşında çocuklarına evet. av tüfeği kullanmasını, otomatik tüfek kullanmasını direkt orada poligonda öğretiyor. Veriyorlar, evet. Öyle, yani buna çocuğa bir şey öğretmek zorundasın çünkü senin evinde silah var. Yani o bunu öğrenmezse evinde bir tehlike, potansiyel tehlike yani orada. Ama poligon da kapanırsa şimdi sen çocuğunu ava götüreceksin. Arkadaşını ava götürüyorsun. Ormancı diyor ki arkadaş kim? Misafir. Hani bunun evrakları? Yok, doğru. Adam misafir gelmiş. Spora görmek için. Ya şimdi araba kullanmayı bilmeden ehliyet alabilir misin? Ehliyetin yok ilk önce araba kullanmayı öğrenecek. Kullanamazsan da araba ehliyet almayacaksın. Araba da kullanmayacaksın. Evet. Diyeceklerim bunlar. Başkanım buyurun. Teşekkür ediyoruz. Evet, hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Önce kendimi tanıtayım. Kadir Çiftçi, Marmara Av ve Yaban Hayatı Federasyon Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda AYHAK Konfederasyon Çalışma Grubu üyesiyim. Çalışmalarımız hakkında bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Bizler böyle her zaman fırsat bulup da kulüpleri, aslında amacımız kulüpleri ziyaret edip başkanları, avcı dostlarımızı bazı konularda bilinçlendirmek istiyoruz. Bilgi sahibi olmalarını istiyoruz ama maalesef yoğunluğumuzdan dolayı vakit bulamıyoruz. İnanın bir aydır, yaklaşık bir buçuk aydır işte bölge, Ankara çalışmalar derken işimiz de var aynı zamanda. Ancak vakit bulduk. Bu akşam da bu vesileyle burada bulunuyoruz. Öncelikle Adem Bey ve Av TV ekibi hoş geldiniz diyorum. Ben de birkaç bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşların az önceki görüşlerini dinledim, kulak verdim. Bizler şimdi sizlerin bu endişelerinizi, sizin bu yaşamış olduğunuz bu duyguları birebir yaşıyoruz. Şöyle, Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'da bir takım çalışmalara katılıyoruz. Örneğin bu sezon bir takım aksamalar oldu, aksaklıklar oldu. Avcılıkla alakalı bir aksaklıklar oldu. Ne oldu? Sistemler çöktü. Ne oldu? Avcılarımız mağdur oldu. Neler oldu? İşte bu hani olmazsa olmaz dedikleri bir sistem var ya, bir de onu şu şekilde özetliyorlar. Onu da hemen söyleyeyim size. Dünyada ve Avrupa'da örneği olmayan, sadece Türkiye'de örneği olan bir sistem geliştirdik. Bunun adı da Avbiz. Avcıyı ve avlakları kontrol etme sistemi. Biz bu sistemi hayata geçireceğiz. Avrupa ve dünya bizi örnek alacak. Biz de tabii diyoruz ki altı boş olan, herhangi bir maddesi olmayan, sağlıklı bir yapılanmaya sahip olmayan bu sistemi bize dayatarak, yasaklayarak, zorlayarak kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Gelin bunu güzelleştirelim, iyileştirelim, çalışabilir hale getirelim ki ona göre çalışalım. Ona göre herkes ne yapacağını bilsin. Bununla mücadele ediyoruz. Fakat tabii ki bürokrasiye aşmak çok zor. Karşınızdaki muhatap olduğunuz kişi devlet. Bunlara bir şeyleri kabul ettirmek çok zor. Zaten kabul ettirme gibi bir lüksünüz olmuyor, sadece önerileriniz oluyor. Biz de bu bağlamda en son katıldığımızda Sayın Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi Bey'den randevu talep ettik, görüştük. Artık Bakan Yardımcımız da bu konudan çok muzdarip olduğunu söyledi. Diğer alt makamlara
bu işi artık çözün, bir sonuca bağlayın. Bu arkadaşlar senede buraya en az 6-7 kere geliyorlar. Benden en az 3 kere randevu talep ediyorlar. Onun için bu işi bitirin. Sözü aldıktan sonra Sayın Daire Başkanımız Cihangir Altun Bey ile görüştük ve bir çalıştaya karar verdik arkadaşlar. Bu çalıştaydan belki birçoğunuzun haberi var veya yok bilmiyorum. Ama her zamanki gibi Sayın Cihangir Altun Bey'e dedim ki Sayın Başkanım, bu çalıştay için lütfen bütün derneklere en az bir veya bir buçuk ay önceden haber verin. Geçen sefer de Avbis'i anlatmak için İstanbul'a geldiğinizde bütün dernekleri topladınız, fakat bizler de dahil oraya hangi amaçla geldiğimizin bile farkında değildik. Orada bize oturdunuz, dediniz ki avcı ve avlakları kontrol etme sistemini kurduk. Bunu işlenebilir hale getireceğiz. Bunun işini doldurun. Buyurun önerilerinizi alalım. Hadi buyurun. Çat kapı. Böyle bir soruyla karşılaştığımız zaman hangimiz doğru düzgün cevap verdik? Hiçbirimiz veremedik. Hep, çünkü hiçbirimiz dersimizde çalışmadık, bilmiyorduk. Şimdi böyle bir duruma meal vermemek için lütfen dedik, derneklerimizi önceden bilinçlendirelim. Bu çalışmayı böyle yapalım. Onun sözünü aldık. Sözünü aldık, fakat maalesef yine son 5 gün bize bu bilgi geldi. Ben üstün gayretimle ulaşabildiğim yerlere ulaşmaya çalıştım. Gelen çalışmaları dağıtmaya çalıştım. Hasbelkader haberi olan kulüpler oldu, olmayan kulüpler oldu. Ama hoşuma giden bir şey oldu. Antalya'da yapılacak olan 30-31 Mart çalıştayı için İstanbul'da ve bütün illerde ön çalışma oldu. Çalıştay oldu. Fakat benim hoşuma giden şu oldu. İstanbul'dan beklemediğim kadar dernekler katıldı. Gerçekten bu bizi çok mutlu etti. Bu defa biz dernek başkanlarımızı örgütledik. Böyle bir çalışma yaptık Sayın Başkanım. Siz de oradaydınız. Daha bilinçli, daha bilgili, ne istediğimizi bilerek girdik toplantıya. Orada 5 maddelik bir öneri hazırladık. Öneri paketi hazırladık. Bunlarla alakalı Türkiye genelinde geçen yıl şöyle bir durum olmuştu. İşte falan il 7 gün istedi, falan il 3 gün istedi gibi bir takım söylemler oldu. Orada örneğin arkadaşlar orada şöyle işliyor mekanizma. 81 ilin 75 tanesi 7 gün istese, 6 tanesi 3 gün istese Türkiye 3 gün istiyor diyorlar. Bu şekilde bize diretiyorlar. Onun için biz de buna mehal vermemek için ne yaptık? Çalışma grubu arkadaşlarımızla irtibata geçtik. Sayın Ersin Düzyol Başkanım, Edvard Tuna Pirselimoğlu Başkanım, Serhat Çelebioğlu Başkanım. Böyle bir çalışma yaptık ve dedik ki herkes her yerden önerilerini hem fikir olarak, tek fikir olarak sunsun. Türkiye ne istediğini bilsin. Türkiye avcısı ne istediğini bilsin. Artı onun haricinde tutanaklara geçilecek, ilav komisyonu çalışmasında tutanaklara geçecek olan maddeler açıklansın. Bizler de İstanbul'da Sayın Vali Yardımcımızın iyi niyetine ben inanıyorum. Geçen seneki vali yardımcımız maalesef daha söze başlarken arkadaşlar, biz birçok şeyi böyle sizlerle paylaşmıyoruz. Daha söze başlarken ilav komisyon toplantısında dedi ki o hal var. İstanbul'da dedi avı yasaklayalım. Hazırlayın evrakları, getirin, imzalıyorum dedi. Biz bunlarla mücadele ediyoruz arkadaşlar. Bazen diyorlar ki işte hep duyuyoruz, kulağımıza geliyor. Federasyonlar ne iş yapar? Arkadaşlar federasyonlar çok iş yapıyor. Bakın, yargısız infaz yapmayın. Biz öyle şeylerle mücadele ediyoruz ki inanın bunu başkanım biliyor. Başkanımla paylaşıyoruz. Ama her şeyi her zaman her şeyi herkese anlatamıyoruz. Vali yardımcımızın gayretiyle İstanbul'da 7 gün av talep ettik ve tutanaklara geçirdik.
ve bunu sosyal medyada paylaştık. Artı bütün illerde 7 gün yazdıran iller bunları paylaştı. Niçin paylaştık arkadaşlar? İşte merkeze gittiğimiz zaman bizi bu şekilde kandırmasınlar. Kim ne istediğini bilsin, netleşsin. Bunun gibi çalışmalar yapıldı. İlav komisyonunda alınan kararlarda arkadaşlar, limitleri her zaman yüksek tutuyoruz biliyorsunuz. Limitler, ilav komisyonunda alınan kararlar sadece bizim önerilerimiz. Bizler Merkez Av Komisyonu toplantısına sunulacak önerilerimiz. Bizler burada onaylatırız. Merkez Av Komisyonu'na katılacak olan arkadaşların orada becerilerine ve yeteneklerine kalır. Her zaman da şunu söylüyorum arkadaşlar, bakın. Merkez Av Komisyonu'na katılacak olan 9 bölge başkanlarının seçimi o kadar itina ile seçilmeli ki bir kere şu mantık ortadan kalkmalı. Bu sene siz gittiniz. Önümüzdeki sene ben gideyim. Veyahut da ben gittim sen git. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın burayı bilen, ben geçen sene bir şey yaşadım fuarda. Bölgemizden katılacak olan arkadaşımıza özellikle sordum. Sayın Başkanım, bugün MAK'a, bu yıl MAK'a katılıyorsunuz. MAK için nasıl bir hazırlık yaptınız? Maalesef tatmin edici cevaplar alamadım. Sadece biz oraya katılıyoruz mantığıyla gidip de bu avcının beklentisini, bu avcının isteğini çürütmemek lazım. Oraya bilinçli gitmek lazım. Ne istediğinizi bileceksiniz orada. Bilmediğiniz sürece zaten 11'e 9. Doğru muydu başkanım? 11'e 9. 9 tane avcı temsilcisi, 9 bölge, 11 tane de diğer temsilciler katıldığı zaman otomatikman zaten mağlup başlıyorsunuz. Onun için orada ne istediğinizi bileceksiniz. Bunun için biz bu sene MAK'a katılacak olan arkadaşlara çok önem veriyoruz. Bu sene Bursa büyük ihtimalle hepimizin tanıdığı Senih Yazgan doktorumuz katılacak büyük ihtimalle. Senih Yazgan bu işe gönül vermiş, yıllarını vermiş. Tecrübeli bir avcı abimiz. Biz kendisine güveniyoruz. Diğer 8 ilden de katılacak olan temsilci başkanlarımıza güveniyoruz. Benim bir tabirim var. Ben bunu her yerde söylüyorum. Bu akşam da söyleyeyim arkadaşlar. Antalya'da yapılacak olan çalıştaya şahsım katılacak. Hasbelkader. İstanbul'dan ben katılacağım. Ama iyi hazırlandık. Onu öyle bilin arkadaşlar. Gerçekten güzel hazırlandık. Halen daha devam ediyoruz. Dosya dosya hazırlanmalarımız var. Biz bu işe gönül verdik. Ne istediğimizi çok iyi biliyoruz. Gerçekten çok iyi biliyoruz. Antalya'ya çok iyi hazırlanarak gidiyoruz. Benim bir tabirim var. Her zaman şunu söylüyorum. Bu yıl avcılık tarihinin miladi yılı. Yani Çalıştay'daki alınacak kararlar, verilecek öneriler, tutanaklara geçilecekler ve MAK'a çok büyük etki yapacağını bildiğimiz için MAK'ta da katılacak arkadaşların önemi burada bir o kadar daha artıyor. Çünkü MAK'ta çıkacak bazı kararlar artık yasallaşmış olacak. Biz onu istiyoruz. Her zaman onu istiyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar, biz her senede işte her türlü aksaklıkta Ankara'ya gelip bu makamları rahatsız etmek istemiyoruz. Gelin şunu bir rayına oturtalım. Gelin şunu bir sisteme sokalım. Anlaşalım. Biz sadece şunu yapalım. İlav komisyon toplantımızı yapalım. O bölgenin envanterine bakalım. Popülasyonuna bakalım, türler üzerinde oynayalım, limitler üzerinde oynayalım. Ama MAK'a geldiğimiz zaman oturalım, çayımızı kahvemizi içelim, kavga etmeyelim, gülelim, oynayalım. Akabinde herkes mutlu bir şekilde imzasını atsın, buradan ayrılalım. Avcılarımız da mutlu olsun, hepimiz mutlu olalım. Bakın geçen sene hemen söyleyeyim, bitireceğim. Keklik ve tavşan açıldığında bütün sistem çöktü. Hemen Sayın Konfederasyon Başkanım telefon etti.
Acilen dedi Ankara'ya gidiyorsun. Hepimiz toplandık, atladık, işimizi gücümüzü bıraktık. Fakat oradaki yetkili arkadaşlarımız, bunlar şimdi buraya gelir, biz bir toplanalım. Sayın Nurettin Taş, genel müdürümüz, Hayrettin Yıldırım, genel müdür yardımcımız, daire başkanımız Cihangir Altun, müdürlerimiz, hepsi toplanmışlar. Demişler ki, biz bunlara bir cevap verelim. Çünkü bunlar gelecek. Ne diyelim biz bunlara? Önce biz bir karar verelim. Çünkü sonuçta bizim direttiğimiz, önlerine koyduğumuz sistemimizi biz çalıştıramıyoruz. İstanbul 1. bölgeden giden Sayın Osman Demirel müdürümüz şöyle bir teklifte bulunmuş. Demiş ki, MAK'a göre biz bu avcıları avlandıralım. Madem bu sistem çalışmıyor, çöktü, MAK'a göre avlansınlar. Sonuçta MAK'ta, MAK kararlarına göre, o da ayrı bir problem. MAK'la avbisin arasındaki bu farklılık zaten bütün sorunları çıkaran. En son ilav komisyon toplantısında da söyledim. Dedim ki, önce biz MAK kararlarıyla avbis sistemini bir evlendirelim. Şunları bir nikah kıyalım. Aradaki bu problemleri kaldıralım ki sistemi herkes ona göre bilsin. Kim ne yapacağını bilsin. Velhasıl Osman Demirel müdürümüz MAK'a göre avlanılsın. Arkadaşlar sistem rayına oturana kadar MAK'a göre avlandıralım teklifinde bulunduğunda, bu teklif kabul görmüyor. Hayır, gerekçeleri de neymiş? Hayır efendim, biz kontrol edemediğimiz bir avcıyı belirlediğimiz avlaklara salamayız. Böyle bir sistem var mı arkadaşlar? Bu diretmenin haricinde başka nedir ki? Bir şey daha söyleyeceğim. Toplantıdayız. Sayın Hayrettin Yıldırım müdürümüz, dedim ki, avcılar akşam yorgun argın dönüyor. Herkesin elinde bu sistem yok. Şuna birkaç gün, diğer ava kadar bir müsaade edin de avcılar geri dönüşüm bildirimini yapmaları için bir zaman tanıyın. Dediler ki, biz bu çalışmayla alakalı son derece hassasız. Bunu bütün avcıların yapmasını istiyoruz. Tamam, yapalım, iyi güzel de benim avcım da şöyle bakıyor olaya. Konuştuğum avcım bana diyor ki, başkanım, bunlar bizim üzerimizden envanter çalışması yapıyor. Hangi bölgede ne vuruluyor, hangi bölgede ne kadar av var, popülasyon nedir, ne değildir, bunları bizim üzerimizden tespit ediyorlar, edecekler. Daha sonra o bölgeyi ya yasaklayacaklar ya da ava açacaklar. Onun için biz bu sisteme sıcak bakmıyoruz. Avcı da bu şekilde düşünüyor dedim. Benim avcım da böyle düşünüyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Hemen döndü Sayın Hayrettin Yıldırım. Bunlar bizlere çare bulacak, bizlerin önünü açacak, bizlerin dertlerine, önerilerine, sistemlere bir şeyler, bizim için rahatlık sağlayacak kararlar almaları gerekmiyor mu? Hemen döndü. Arkadaşlar, bu dönüşümü yapmayan avcının dönüşümü yapana kadar bir daha sistemden izin almasını engelleyelim. Bu nasıl bir mantıktır ya? Yasakçı bir mantık, engelleyici bir mantık. Ya sayın müdürüm dedim, biz sistemi çözmeye çalışıyoruz, rahatlatmaya çalışıyoruz, size bir öneride bulunuyoruz, fakat siz fikir üretmeden hemen yasaklama zihniyetine geçiyorsunuz. İşte biz burada anlaşamıyoruz. Daha sonra kesinlikle, daha sonra işte Bilgi İşlem Daire Başkanımız hanımefendiyle, işte daire başkanlarımızla, müdürlerimizle toplantı odasına girdik. Dedik, arkadaşlar bu sistem çöktü, ne yapacağız? İşte efendim, bir günde herkes aynı butona basarsa ne olur? Bu sistem çöker. Tamam, doğru, çöker. Efendim, örnek veriliyor, işte bankalarda da aynı sıkıntılar yaşanıyor. Yaşanmıyor mu? Sistem çöküyor. Efendim, siz bizi belli bir tarihten belli bir tarihe müsaade ettiğiniz bir sistemi önümüze koyuyorsunuz. Biz
12 ay av yapmıyoruz. Bu sistem içinde bu aksaklıkları bize yansıtırsanız biz bu sıkıntıları çekeriz. Ne yapalım? Kaç kişiye hitap ediyor bu sistem? Efendim 10 bin kişiye hitap ediyor. Elinizde 155 bin kayıtlı avcı varken siz 10 bin kişiye hizmet eden bir sistemle nasıl bu işi götüreceğinizi düşünüyorsunuz? Böyle bir mantık var mı? Efendim bunu arttırın, bunun üzerinde çalışın. Efendim bütçemiz yok. Bütçemiz yok. Yani imkansızlıklarından ancak bu kadar imkanlarla bunları gerçekleştirmeye çalıştıklarını söylüyorlar. Fakat bunlar zamanla aşılacak şeyler arkadaşlar. Bu konular anlatmakla bitmez. Ben size sabaha kadar da anlatırım. Ben bunu Sayın Av TV'de programlara katıldığımda da söyledim. Dedim bana 3 gün müsaade edin. Bir hafta müsaade edin. Ben size bunu sürekli anlatırım. Çünkü bu sistemler, bu hatalar, bu konular bitmez. Evet sevgili Av TV izleyenleri, bir Avcılar Kulübü programının daha sonuna geldik. Bu hafta İstanbul Gazi Osman Paşa Avcılar ve Atıcılar Derneği'nde idik. Çok güzel bir söyleşi oldu. Avcıların ve atıcıların dertlerini, sıkıntılarını çözümle beraber masaya yatırdık. Ve her zaman şunu yineliyorum, söylüyorum. Avcı camiası çok nitelikli bir camia. Böyle bir camiayla buluştuğumuz için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bunu da söyleyeyim. Bu duygularla programımızı nihayete erdiriyoruz. Önümüzdeki haftalarda başka bir Avcılar Kulübü'nde buluşuncaya dek hoşça kalınız. Sloganımızla hoş geldin Atatürk. Hoş geldin Atatürk. Ne mutlu Türk'üm. Hoş geldin Atatürk eserinden de alıntılar yaparak çözüm ve çarenin Atatürk'ün yolundan gitmek olduğunu anlattık hep beraber. Büyük bir ağzınıza sağlık. Teşekkür sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Hep birlikte ne diyelim? Ne mutlu Türk'üm diyelim.